Merhabalar sevgili Teka Gazetesi izleyicileri. Trabzon'un hatta bölgenin meşhur köftecisi Nihat Usta'dayız bugün. Konuğumuz Nihat Usta Yönetim Kurulu üyelerinden, aynı zamanda Nihat Usta'nın oğlu Yavuz Bey. Merhabalar Yavuz Merhabalar. Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum size kabul ettiğiniz davetinizi ve bugün buradayız. Kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Marka olarak Nihat Aydın'dan başlayalım. Nihat Usta 1956 doğumlu. Bu işe çocuk yaşta başlamış. Kendinizden bahseder misiniz? Nihat Usta'nın geçmişinden, markamız nereden geliyor? Babam bu işe çocuk yaşta başladı. Abdullah Komar, Komaroğlu Köfte'nin yanında. 1974'te ilk kendi işletmesini açtı. Akçaabat'ın merkezinde. 90'lı yıllarda da 90-91 arası bu bulunduğumuz yere geldi. Burada da herhalde bu sene 50. yılımız oluyor. Peki siz mesleğe nasıl başladınız? Tabii çocuk yaşta babam bize ilk önce köfte nasıl yapılır? O zamanlarda aşırı yoğunluk olduğu için sürekli gelişmemizde ızgarada köfte nasıl pişirilir, nasıl yapılır, müşteriyle nasıl iletişim kurulur, bunları çocuk yaşta babamızın yanında öğrendik. Nihat Usta köftesinin sırrı nedir? Bölgede çok seviliyor, keza sadece bölgede değil, şehir dışında da aynı şekilde. Evet. Peki sizce bu köftenizin sırrı nedir? Biz bir ili, ilçeyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Biraz daha işimize özeniyoruz. Böyle hazır bir şey alıp restoranımıza koymuyoruz. Kendi üretmediğimiz bir şey de burada satmıyoruz. Ete gelecek olursak en baştan hayvan canlıyken başlıyoruz biz. Aldığımız üreticiyle beslenmesinden itibaren bizim için köfte başlıyor. Hayvan canlıyken masaya gelene kadar bu süreç başlıyor. Tabii bu süreçte ilk 3 ay alacağımız hayvanı beside tutuyoruz. Yani hayvanıyla özel olarak da ilgileniyorsunuz aynı zamanda. Yani tabii canlıyken başlıyor. Mesela bizim aldığımız üreticinin 1000 başlık, 500 başlık ağırı var. Burada bir 2 ay, 3 ay bu hayvanı besiye çekiyoruz. Tabii bu süreçte mısırdır, tuzudur, yemidir. Konuştuğumuz ölçülerde dengeleniyor. Ondan sonra da iş bize düşüyor. Sarımsak oranı, ekmek oranı, yağ oranı, etin yağ durumuna göre. Bunlar dengeleniyor, ayarlanıyor. Tabii ne kadar iyi yaparsan yap, pişirme de bir süreç, masaya gelmesi de bir süreç. Bu süreçlerdeki en ufak hata köftede kötü bir iz bırakabilir. İşinizde en çok neyi seviyorsunuz Yavuz Bey? Peki mesleğinizde en çok sevdiğiniz, hoşunuza giden? Olumlu geri dönüşleri insanı mutlu ediyor. Belli bir ili ilçeyi temsil etmek hoşumuza gidiyor. İş arkadaşlarımızla bu ortamda bulunmak bizi memnun ediyor. Yani hepsi bizim için güzel. Peki menülerde köftenin dışında hangi lezzetler bulunuyor görsel olarak? Et ağırlıklı, balık çeşitleri de var. Pirzola çeşitleri, et, akçaabat köftesini sebzeli köfteli olarak da yapıyoruz. İşte beyaz etlerden balık, tavuk, tavuk şiştir, et şiş, bunları yapıyoruz. Sabah serpme kahvaltımız var. Bunun yanına şimdi pidenin de yöresel olduğunu düşündüğümüz için pide ekledik. Onu deniyoruz şu an. Bu akçaabat güvecini Ramazan'da yapılıyor biliyorsunuz genelde. Evet. Biz bunu 12 ay koymayı düşünüyoruz şimdi. Onu deniyoruz. 12 ay koyma planımız var. Evet. Onun haricinde günlük işte balık ne çıkıyorsa denizden, hamsi, sarı kanat, mezgit, en çok tüketilen mezgit tabii. Yöresel ürünlerden işte kuymak, sütlaç, tabii sütlaç tatlıya giriyor da, saç kavurma, çorbalardan yöresel lahana çorbamız var, balık çorbamız var.
Onun yanında işte mercimek, ezogelin. Tatlılardan mevsim mevsim mesela kış olduğu için kabak ayva yapıyoruz. Sütlaç sürekli var, kadayıf sürekli var. Mevsime göre tatlılarda şekilleniyor diyorsun. Evet. Menüde de öyle. Peki Yavuz Bey, fiyatlar her bütçeye hitap ediyor mu? Ne durumda? Tabii şu an genel olarak bir her şeye insanlara pahalı geldiği doğru ama biz de buranın insanını düşünerek fiyatları ayarlıyoruz. Yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü bura memurun da, öğretmenin de, herkesin tercih ettiği bir yer olsun istiyoruz. Kendi tariflerinizi nasıl geliştiriyorsunuz peki Yavuz Bey? Kendi ustalarımızla oturuyoruz. Ne yapmak istediğimiz hakkında konuşuyoruz. Kendimiz deniyoruz. Sürekli gelen yakın arkadaşlarımıza, yakın sürekli bizi tercih eden müşterilerimize sunuyoruz. Nasıl diye. Olumlu bir görüş alırsak koyuyoruz. Mesleğinizin peki zor yanları var mı? Bunlar neler? Yani bu zor yanı bir tatilin olmaması. Bayram yok, tatil yok, hafta sonu yok. Ama seviyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu işin içinde olduğum için yadırgamıyorum yani. En önemlisi zaten severek yapmak. Evet. Bu gıda işi olduğu için bunun şakası olmaz. Bu sevilerek yapılması gereken bir iş. Yeni nesilde bu işi yapmak isteyenlere neler tavsiye etmek istersiniz? Yeni girişimcilere. Yani ilk önce az önce konuştuğumuz gibi bu severek yapması gereken bir iş. Bu işi hiç yapmamış, heves edip de bu işe girecek olanlar çok zorlanır bence. İlk önce altyapısında çalışmış olması gerekiyor. Genel anlamda eğer severek yaparsa karşılığını alır. Başarıyı yakalar. Evet. Örnek verecek olursak çok örneği var ama böyle ana yol üstünde, ara sokakta yani ürününü güzel yap, severek yap, kaliteli ürün çıkar. İnsanlar seni bulur, ben öyle düşünüyorum. Yavuz Bey, eklemek istedikleriniz var mı? Benim soracaklarım bu kadardı. Sizin eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim. Trabzon için şunu söyleyebilirim, hani biz de yapıyoruz, bizim gibi bir sürü meslektaşlarımız var. Bence herkesin Trabzon, Akçaabat'ı iyi temsil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Türkiye genelinde baktığı zaman belki de mutfakta ilk sıralara yazmazlar bizi. Doğu'yu yazarlar, Hatay'ı yazarlar. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz da bu bizim meslektaşlarımıza da iş düşüyor. Bence bu yörenin ürünlerini üst sıralara taşımalıyız. Biz hayvanı besleyerek üretime aldığımız için bu konuda problem yaşamıyoruz ama etini, kıymasını alanlar dikkatli olmak zorunda. Yani onu, sizin denetiminiz altında aldığınız... Tabii bizim onlar... canlıyken biz başlıyoruz bu işe. Hani kıymada karışım hile çok. Kıyma olarak almıyoruz. Karkas ya da canlı besi olarak değerlendiriyoruz. Ama kıyma alacak olanlar dikkatli olmalılar.